Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda insanla ilgili melekler, bunlar ne yaparlar, ne ederler açıklamaya çalışacağız. Malum meleklere iman, imanın altı esasından birisi. Melekler nurdan yaratılmış varlıklar ve bunların bir kısmı insanlarla alakalı, bir kısmı ise biz onları hiç bilemiyoruz, ne isimlerini ne yaptıklarını bilemiyoruz. Ama en azından şu dünyada da melekler var ve bu dünyada da onların bir takım görevleri var. Bunları semavi kitaplardan, özellikle Kur'an'dan ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarından biliyoruz. Ve meleklere iman vasıtasıyla bizlerin alemi genişleniyor. Sadece şu görülenlerle sınırlı kalmıyoruz, görülmeyenlere de inanıyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ onlar gayba iman ederler, bir yönüyle bununla da alakadardır. Yani görmediklerine de inanırlar. Melekleri görmedik ama melekler alemin her tarafını doldurmuşlar. Bizler nasıl ki dünyada yaşıyoruz, bizimle beraber bitkiler, hayvanlar var. Öte yandan denizler var, denizlerde balıklar var. Çöller var, çöllerde yılanlar, çıyanlar var. Benzeri bir şekilde alemin her tarafı, ay, güneş, yıldızlar, bütün buralar melekler tarafından doldurulmuş. Dolayısıyla o yukarı alemlerde, yıldızlarda, gezegenlerde, oralarda melekler ne yapar, ne eder onu bilemiyoruz. Ancak dünyada insanla alakalı görevli bir takım meleklerin olduğunu semavi kitaplardan, Kur'an-ı Kerim'den, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarından görüyoruz ve biliyoruz, bir derece anlıyoruz. Bunlardan bir kısmı hafaza melekleri, insanı koruyan melekler. Bir kısmı insanın amelini kaydeden melekler. Mesela kiramen katibin, ya'lemuna ma tef'alun. Kiramen katibin denilen melekler vardır. Bunlar siz ne yaparsanız hepsini bilirler ve insanın yaptığını kaydederler. Demek ki bir kısmı adeta sağımızda solumuzda birer basın mensubu gibi. Nasıl ki bir başbakan nereye gitse basın mensupları onunla beraberdir. Çünkü başbakanın ağzından çıkan sözler mühimdir ve bunlar haberlerde hemen insanlara duyurulur. Onun gibi her insan Allah katında son derece önemlidir. Ve bundan dolayı Allah-u Teala her insana bir çift basın mensubu sağına soluna koymuştur. Ama bu basın mensuplarının ellerinde kameralar mı var? İnsanın yaptıklarını nasıl kaydediyorlar? Ellerinde kağıt kalem mi var? Biz işin ayrıntılarını bilemiyoruz. Ama en azından günümüz şartlarında gizli kameraların olduğunu bilen kimseleriz. Eğer bir kameranın karşısındaysak, bütün hal ve hareketlerimizin kamera tarafından görüntülendiğini bilen kimseleriz. Demek ki meleklerin de Allah'ın onlara verdiği güç kuvvetle insanın yaptığı fiilleri tespit etme kabiliyeti var. Ve bu şekilde onlar insanın amellerini kaydediyorlar. Öte yandan bazı melekler, mesela Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getiriyor. Bu yönde vazifesi var. Azrail aleyhisselam emaneti bizden alıyor. Ruh bizim en kıymetli cevherimizdir. Ve ruhu Azrail aleyhisselam gibi emin bir ele teslim etmek insanı rahatlatan bir durumdur. Yani elimizde diyelim çok kıymetli bir meta olsa, kaşıkçı elması gibi kıymetli bir şey, herhalde rastgele dışarıda dolaşamayız. Bizden onu çalarlar. Ama emin bir yere teslim ettiğimizde rahatlarız. Benzeri bir şekilde en kıymetli cevherimiz, ruhumuz, bunu Azrail aleyhisselam gibi emin bir yere teslim etmek bizi rahatlatan bir durumdur. Bu açıdan Azrail aleyhisselamı sevmek lazım. Yani neden bu bizim canımızı alıyor değil, o görevini yapıyor. Yoksa kendi keyfine göre can almıyor. Onu emanetçi olarak görmek ve o şekilde sevmek gerekiyor. Vefat olayında malum insanlar kabre bırakılıyor. Kabir daracık bir yer. Hücre hapsinden çok daha dar bir yer. Ve herkes tek tek gömülüyor. Ve orada tek başına ne yapacak? Canı sıkılacak. Ama Allah-u Teala meleklerini oraya gönderiyor. Ve Münker Nekir taifesinden iki melek onun yanına geliyorlar. Onunla sohbete başlıyorlar. Gerçi bu bir yönüyle bir sorgulama ama Allah'ı bilen bir kimse için bu sorulara cevap vermek herhalde zor olmasa gerek.
Çünkü onların soracakları sorular belli zaten. Men Rabbüke diyecekler. Rabbin kim? Bir insan dünyada ömrü boyunca Rabbim Allah diyebilmişse, münker nekir geldiğinde Rabbim Allah demek ona zor gelmeyecektir. Sorunun cevabı bellidir. Öte yandan peygamberin kim? Bir insan ömrü boyunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı lider olarak bilmiş, önder olarak bilmiş, onun peşinden gitmişse, öte alemde, kabirde peygamberin kim denildiğinde Peygamberim Hazreti Muhammed demek ona hiç de zor gelmeyecektir. Kitabın ne? Bir insan ömür boyu Kur'an'ı okumuş, Kur'an'a göre yaşamaya çalışmışsa öte alemde, kabrin içinde kendisine kitabın ne sorusu sorulduğunda kitabım Kur'an demek ona hiç de zor gelmeyecektir. Demek ki melekler bu şekilde hem bu dünyada hem de kabir aleminde hem de daha sonra gidilecek olan beka aleminde bizimle alakadardır. En azından bir kısmı bizimle alakadardır. Kur'an-ı Kerim cehennemde görevli meleklerden de söz ediyor. Cehennem zebanileri ve bunlar da melek ama azap için oradalar. Görev icabı oradalar. Ve bunların çok böyle kaba görünümde yaratıldıkları, acımasız oldukları Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Çünkü orası onu gerektirir. Ve onlar orada cehennemin ateşinde azap görmüyor, görev yapıyorlar. Öte yandan cennette görevli melekler var. Yani cennette görevli olan melekler ve bunlar da mesela ehli cennet cennete girerken onları karşılıyorlar. Teşrifatta bulunuyorlar. Selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidin. Yani selam size. Artık temiz oldunuz. Dünyanın pisliklerinden kurtuldunuz. Ebedi kalmak üzere girin cennete diyorlar. İşte değerli izleyenlerim, insanlar gerçekten bu şekilde şu dünya hayatında ve öbür alemde meleklerle iç içe, meleklerle beraber, hatta şu dünya hayatında diyelim bir yerde Allah'ın adı anılıyor. Allah'tan bahsedilen bir meclis. Melekler orayı yerden göğe kadar dolduruyorlarmış. Ve orası yerden göğe melekler tarafından sarılıyor ve melekler o sohbetten, o zikirden istifade ediyorlar. Daha bunun gibi diğer başka melekler var, başka görevi olan melekler var. Bunlar da insanla alakalı ve insana adeta arkadaşlık yapıyorlar. Bir insan diyelim dağlarda, başka yerlerde yalnız. Oralarda meleklere iman vasıtasıyla kendini yalnız görmez. Ve kendini meleklerle böyle iç içe görür. Ve şunu söyler, ben burada yalnız değilim. Şu dağlarda her ne kadar hiç kimse görülmüyorsa da Rabbim burayı meleklerle şenlendirmiş. Dolayısıyla ben burada yalnız değilim der. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden birisinin sabah namazını bize anlatıyor. Malum bir insan sabah namazını, akşam yatsı namazını kılarken tek başına da kılsa isterse sesli olarak okuyabilir. Bu insan sahrada sabah namazı kılarken tek başına ama sesli bir şekilde okuyor. O kadar da güzel, halis, samimi okumuş ki Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yalnız değildi diyor. Sahra dolusu melek ona arkadaşlık yaptı ve onunla beraber namaz kıldı. Demek ki bizler güzel söz söylediğimizde o güzel sözler bazı melekler için gıda hükmüne geçiyor ve onlar bize arkadaşlık yapıyor. Cenab-ı Hak hepimizi imanlı bir şekilde yaşayan ve imanlı bir şekilde ruhunu teslim eden bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.